Selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar derse başlamadan önce ben burada bazı sayfalar açtım. Tanımlamalar sayfasında şurada taşıma kodu yerine taşıma ID, çalışan ID, araç ID'yi ekledim. Çalışan diye bir sayfa oluşturdum. Çalışan ID, TC no, soyadı, adı, telefonu. Araç diye bir sayfa, araç ID, plakası. Nakliye sayfamız. Burada da taşıma ID, taşıma tarihi, soyadı, adı yani şu formda olan tüm başlıkları şurada gördüğünüz tüm başlıkları ekledim. Sayfaya arkadaşlar telefonu, yükleme şekli, yükleme katı, yükleme adresi, indirme şekli, indirme katı, açıklama ve alınan ücret diye başlıkları yazdım. Burada en çalışan her nakliye işlemindeki çalışanları tutmak için burada taşıma ID, çalışan ID, TC no, soyadı, adı, telefonu. Burada yine ne araç, en araç diye her nakliyedeki araç, hangi araç kullanıldığını anlamak için de taşıma ID'yi buraya ekledim. Araç ID ve plakası. Nakliye sorguda ise her nakliyede her nakliyeyi listelediğimizde o nakliyenin bilgilerini buraya çağırıp listede göstermek için şuradaki nakliye sayfasının aynısının bir kopyasını buraya aldım. Burada da en nakliye sorgu ismini verdim. Çalışan şuradaki en çalışan sayfasının aynısını buraya alıp çalışan sorgu diye isim verdim ki çalışan listelerini de görebilelim. Yine araç şuradaki en araçtaki sayfanın aynısını araç sorgu sayfasına bir dakika çalışan sorgu çalışan ID. Evet aynısı buraya aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nakliye sorguda nakliye sayfasının aynısını çalışan sorguda da çalışan sayfasının aynısını aldım. Araç sorguda ise şuradaki araç sayfasının aynısını buraya aldım. Şu sayfaları aç oluşturmamızın sebebi arkadaşlar her nakliyedeki bilgileri listelerken tabii biz burada mesela çalışanların tümünü alt alta kaydedeceğiz. Araçları alt alta kaydedeceğiz. Ama araç sorguda ise o nakliyede kullanılan aracı çağırmamız lazım. Bu nedenle bu şekilde bir sayfa ekledik arkadaşlar. Sonra ne yaptım? Derse başlamadan önce ne yaptım başka? Şurada taşıma kodu vardı. Bunu taşıma ID yazdım. ID benzersiz numara arkadaşlar. Bir de şurada FRM araçlar diye bir form oluşturdum. Bir form ekledim şuradan. User form dedim. Buraya araç listesi, şurada plaka, şuraya plaka ekle. Yine bir liste. Seç, sil ve kapat diye butonlar ekledim arkadaşlar. Bunu da pardon. en taşımada şu butonun ismini BTN araç ekle yaptım. İçine girdim. FRM araçlar nokta show dedim arkadaşlar. FRM araçlar nokta show. Ki buradan araçlarımızı listeleyelim. Buradan araç seçip şuraya ekleyebilelim diye arkadaşlar. Bunu yaptık. başka ne yapabiliriz? Bir de şunu yaptım. Şu formun ilk yükleme esnası bakın bu herhangi biri çift tıkladım. Sonra şu yukarıdaki listeden en aşağıda user formu seçtim. User formun activate kısmına gelip activate kısmına gelip burada TX'te taşıma ID şuradaki butona şuradaki tekste şuradaki en baştaki tekste TX'te taşıma ID diye isim verdim. I'de büyük harfle I ve küçük harfle D yazdım. Taşıma ID eşittir. Nokta value eşittir. TSM taşımanın TSM'si 0000 ve tanımlamalardaki B1'i 1 artır dedim. Yani gelecek her çalıştırdığımda orayı açtığımda şu tanımlamalardaki B1 yani şu hücreyi buraya TSM 001 yazacak veya burada 1 varsa 2 yazacak. Bu şekilde buradakini artırarak getirecek. Hemen çalıştıralım. Ne demek istediğimi şöyle. Bakın Baykara taşımacılığa geldim.
Burada yeni nakliye dediğim zaman bakın TSM 001 diye buraya değeri attı. Bir de buraya da tarihi attırmışım. Hemen ona da bakalım. Şu yeni taşımanın içine girdim tekrar. Bir de TX'te tarih. Bakın şuna da TX'te tarih ismini verdim. Şuradakine TX'te tarih. Ve TX'te tarih işte format date time dedim. Yani tarih formatına çevir ve date'i yaz. Bugünün tarihini yaz. İsterse kendisi de değiştirebilecek. Ondan sonra TX'te tarih nokta set focus demişim. Oraya fokuslan. Şimdiye kadar yani video başlamadan önce, derse başlamadan önce bu hazırlığı yaptım. Zaman kaybı olmasın diye. Bakın yeni taşıma dedikten sonra burası açıldı. Şimdi şuradaki bütün kontrollere tek tek isim vereceğim ve çalışmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen isim vermeye başlayalım. Şuna TX'te soyadı diyoruz. Bu isim vermeler önemli arkadaşlar. TX'te soyadı diyorum. Soy adı. Şuna TX'te adı. TX'te adı diyoruz. Tabii bu firma da olabilir. İlla şahıs olması gerekmiyor. Firma ise buraya firma adı yazılır. Şuraya TX'te telefon kodu. Şuraya TX'te telefonu. Aslında telefon da yerine tel kodu diye yazsak daha kısa olsun. Tel kodu. Şurada tel no. TX'te T büyük tel. Ondan sonra ne büyük no. Şurası combo box olduğu için arkadaşlar CB yazıyorum. Combo box. Yükleme şekli. Yükleme şekli. Şuraya yine combo box yükleme katı diyorum. Şuna TX'te yükleme adresi. Şuraya TX'te indirme adresi. I büyük harfle arkadaşlar yazıyorum. İndirme adresi. Arkadaşlar yine klavyemin üzerine çay döktüğüm için bazı harfleri iyi basmıyor. Özellikle i harfi, ş harfi. Burada yine TX'te pardon TX'te değil, bu combo box'tır. Combo box CB. I büyük harfle. I indirme sekli. Şuna da combo box indirme katı yazıyorum. Şuna da TX'te açıklama. Açıklama. Şuna TX'te ücret. Ücret diyoruz. Şimdi şunun ismi LST işçiler diyorum. LST ya da çalışanlar. Çalışanlar. Hatta şuradaki işçiler yerine çalışanlar diyelim. Şuraya yazmışız ya. Şuraya çalışanlar diyelim. Çalışanlar. Arkadaşlar açıklamalarda ş harfi falan kullanabilirsiniz. Şuna da bak buna ne dedik? LST çalışanlar. Şuna da LST aracılar diyoruz. Şuna BTN çalışan ekle. Şuna BTN yeni demişiz. Aslında buna BTN kaydet diyeceğiz. Şuna da BTN kapat demişiz. Tamam. İsimlendirmelerimiz bitti. Ben önce şu araç ekleden başlayayım arkadaşlar. Sondan başlayalım. Hadi bir de şöyle pardon. Şurada başlayalım. Şunların tab indekslerini ayarlayalım. Her enter'a bastığında nerelere konumlanacak onları ayarlayalım. Şu anda burada şunun tab indeksini arkadaşlar bakın tab indeksini
0 yapıyorum. Dur. Şu üsttekinin tab indeksini 0. Şunun tab indeksi 1. Bak bunu tek tek sırayla geleceksiniz. Şununkini 2. Şu buna 3. Buna 4. Şu 5. Şu 5 evet. Bu 6. 7. Şu 8. Ondan sonra nereye gelecek? 8'den sonra 9. Şu 10. 11. 12. 13. Şu sonra işçi ekleye gelecek. 14. Sonra araç ekleye gelecek. 15. En son kaydede gelecek. 16. Ha, o ayrı bir şeyde olduğu için ona ayrı sıfırdır o zaten. Tamam. Şimdi bir kaydediyorum son haliyle. Bir çalıştıralım bakalım. Gerçekten Enter'a geç yapıyor mu? Yeni nakliye dedim. Bakın Enter'a bastım. Soyadına geldi. Demir. Adı Ahmet, her zaman yazdık gibi. Kodu 533. Enter. Buraya yazdım. Burayı da maksimum. Bakın 7'ye ayarlamışım arkadaşlar. Şuraya maksimum 3. Daha fazla yazamıyorum. Burada da en fazla 7 kare rakam yazabiliyorum. Yükleme şekli bina asansörü. Enter. Enter'a geçemiyoruz. Tab'la geleceğiz bu combo box'larda. Yine yükleme katını seçiyoruz. Enter. Tab'la geliyoruz pardon. Adresini yazıyoruz. Enter'a bastık. İndirme adresini yazıyoruz. İndirme şekli bina asansörü ya da yükleme asansörü diyoruz. Tab'a basıyoruz. İndirme katı yine şuradan seçiyoruz arkadaşlar. Açıklamayı yazıyoruz. Alınan ücreti yazdıktan sonra Enter'a basıyorum. Bakın işçi ekleye geldi. Bir daha Enter'a basıyorum. Burada da işçimi seçeceğim. Tabi buraya gelirken burada işçiyi çift tıklayacağım. İşçi buraya eklenecek. Tekrar eklediği başka bir tane ekleyeceğim. Bundan sonra araç bir tane veya iki tane. Eğer araç yoksa buradan ekleyeceğim, seçeceğim. Böyle gidip en sonunda kaydete basacağız. Ve bu işimizi kaydetmiş olacağız. Şimdi hemen araç ekleden başlayalım bence. En sondan başlayalım. Bunun hemen araç ekleye geliyorum. Araçlar. Şunun ismini arkadaşlar TX'te plaka diyorum. Şuna BTN ekle diyorum. Ekle demişim zaten. Bakın buna BTN ekle dedim. Şuna BTN seç diyorum. S büyük seç. Şuna BTN sil diyeceğim. Sil. Şuna da BTN kapat demişim. Şu kapatın içine girip unload mi yazdım arkadaşlar. Şimdi ekleyi yapalım. Önce bir de şuraya da isim vereceğiz. LST. LST araçlar. Araçlar dedik. Hemen şunun tab indeksini 0 yapıyoruz. Gelir gelmez buranın içine konumlansın. Tab indeks 0 yapıyorum. Ondan sonra eklenin içine giriyorum. Şimdi ekle demek, kaydet demek. Kaydedip burada listeleteceğiz. Tabii bir de şimdi buraya hangi amaçla gelebilir arkadaşlar çalışan? Yani bu programı kullanan kişi buraya hangi amaçla gelebilir? Burada işçi ekle, araç ekle. Bir de şurada da işçi, çalışan ve araç ekle olması lazım arkadaşlar. Şurada da. Bence biz şöyle yapalım. Şimdilik şu incele yerine ya da biraz sağ tarafa şuraya bir kopya alayım. İki tane alalım buraya.
Tamam. Buraya çalışan ekle diyelim. Çalışan ekle. Şuraya da araç ekle diyelim. Ekle. Şimdi ben neden buraya ekledim? Şuradaki bakın çalıştırayım. Mesela buraya geldi. Buradan işçi ekle dedi. Baktı ki eklemesi gereken işçi eklenmemiş. O zaman buradan ekleyebilecek. Peki araç ekleye geldi. Buradan normalde seçmek için geldi. Eğer baktı araç plakası yoksa burada ekleyebilsin diye bunu yaptık. Peki normalde ne yapacak? Çalışanlarını gelip buradan istediği kadar çalışanlarını kaydedebilecek. Burada da istediği gibi araçlarını ekleyebilecek. Dolayısıyla buradan gittiğinde tekrar ekleme ihtiyacı duymasına gerek olmayacak. Direkt buradan seçecek. O zaman buraya hemen kayıt işlemi buradan başlatalım. Buna BTN çalışan diyorum. Bakın her farklı formlarda aynı butonlara farklı isimler, yani aynı isim verebilirsiniz. Formlar farklı olduğu için yine buna BTN çalışan diyebilirsiniz. BTN çalışan. Şuna da BTN araç diyelim. Tamam. Şimdi araç eklenin içine giriyorum. Tabii girmeden önce şu aracın içerisine girip şunun en üstte public buraya public dememin sebebi her yerinden public işlem diyorum. Public işlem as string diyorum arkadaşlar. Public işlem as string. Tamam. Şimdi yeni taşımada pardon ana formdaki şu araç eklenin içine giriyorum. Burada diyorum ki FRM araçlardaki nokta işlem bakın iyi yazıyorum işlem çıktı buradan. Public dediğim için. Araçlardaki işlem eşittir. Tırnak içinde yeni diyorum mesela. Ya da ne için gidiyorum buraya? Eklemek için gidiyorum. Ekle diyeceğim. Peki şuradan gitsem mesela ben burada ne yapacağım? Şuradaki araç eklede ise ben işleme seç ismini vereceğim. Yani seçmek için gidiyorum diyeceğim. Eklemek için gittim. Burada seçmek için gideceğim diyeceğim. Şimdi ana formda ne dedik? Şu araç eklenin içine girdim. Dedim ki FRM araçlardaki işleme ekleye yani eklemek için geliyorum buraya diyorum. FRM araçlar ara yazıp kontrol boşluk diyorum. Nokta show diyor. Tamam. Formum açıldı. Peki ben araçlarda eklemek için gelmişsem ne yapacağım? Şu seçin pasif olması lazım arkadaşlar. Değil mi? Ben bu seçe ihtiyacım burada olmayacak. Hatta bunu gizleyebilmem lazım. Şimdi buranın içine giriyorum. Bunun initialize kısmına, bu formun initialize kısmına yani ilk açıldığı kısmına hatta initialize değil activate kısmına yazacağım. Çünkü daha işlemi evet tamam buraya. Burada diyorum ki eğer işlem eşittir tırnak içinde yeni ise then btn sil nokta visible eşittir false diyorum. Yani eğer işlemde yeni varsa sil butonu pardon ne sil ya? Seç butonu gizle dedim. Bakın bir çalıştırayım ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Mesela ben buradan nakliye ekle, araç ekle dediğim zaman sil seç var mı? Var. Peki buradan gitsem var mı? Araç ekle. Yine sil var. Initialize yazdığım için. Çünkü initialize arkadaşlar en başta yapılan bir şeydir. Dolayısıyla benim yenimi
gör anlamadı. Ben bunu siliyorum, kesiyorum buradan. Bunu activate kısmına yapıştırıyorum. Şimdi bir daha çalıştırayım. Buradan bakın araç ekle diyorum. İşlem yeni seç. Bir dakika. Ne yazmışız? Araçlar.show. Ha pardon, yeni dedim ya. Ekle diyeceğim arkadaşlar. Ctrl C. Ben burada hatalı bir şey yaptım. Yeni değil. Ekle ise. Peki bunu buraya alayım. Bakalım ben yanlış mı söyledim acaba? Şuraya alayım. Peki de şimdi buradan araç ekle diyorum. Yok, doğru yapmışız. Demek ki activate kısmını almamız lazım arkadaşlar. Bunu buraya değil, şu user form activate'in içine alıyorum. Şu içi boş olan prosedürleri silebilirsiniz. Sorun olmaz. Bir daha çalıştırıyorum. Araç ekle. Bakın burada seç butonumuz gizlidir gördüğünüz gibi. Peki diğer taraftan gideyim. Şuradan gideyim. Bakın seç butonumuz görünüyor. Yani ben buradan araç ekle dediğim zaman burada yeni bir ekleme yapmak için geldiğimi anlıyor. Burada seçmek için geldiğimi anlamıyor. Dolayısıyla tabii biz burada çift tıklayada da buraya aktartmayacağız bu durumda. Hemen gelelim işlemimizi yapmaya. Şurada eklenin içine girdiğim zaman ne yapacak? Ekle dediğim zaman tabii burada bir şey eksik bir şey var. Eksik yok, tamamdır. Burada kaydete bastığım zaman sheet tanımlamalar, şu tanımlamalar sayfasını kopyalayayım. Yanlış yazmayayım diye. Bunu kopyaladım. Bakın nereye aktaracağım? Şuradaki sayıyı 1 artıracağım. Araç ID. Sheet tanımlamalar nokta range neresi arkadaşlar? B2 bir dakika neresiydi o? D2. Evet. Tabii arkadaşlar D2'de yani bu tanımlama sayfasını kesinlikle değiştirmemeniz lazım. Nokta value eşittir. Yine aynısını kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Artı 1 diyorum. Bir tane hani oraya 1'i kaydettim arkadaşlar. İkinci seferde 2, 3 diye o gidecek. ID'si bu şekilde gidecek. Sonra hatta bir şey de verelim. Tamam, orası tamam. Şimdi nereye kaydediyoruz? Araçları. Şu araca kaydediyoruz. Araç ID ve plaka diye kaydedeceğiz şimdi. Hemen geliyorum. Şunun aynısını Ctrl C ile kopyalayıp yapıştırıyorum. Tanımlamalar değil, araç sayfası. Araç sayfasındaki şöyle önce bir satır ekleyeyim. Nokta rows hangi satıra? 2 nokta insert diyorum arkadaşlar. Dedim ki araç sayfasındaki ikinci satıra bir satır ekle dedim. Yani gelip buraya sağ tuş ekle diyecek. Yani bir satır aşağıya çekecek onu. Tamam, ona bir satır ekledi. Sonra tekrar şuraya araç sayfasındaki range A2'ye A2'nin value'sini ne atayacak? Şunu atayacak arkadaşlar. Tanımlamalar sayfasındaki D2'nin değerini atayacak. Sonra ne yapacak? Kopyalıyorum tekrar. B2'ye ise
TX'te plaka nokta value atayacak. Hatta büyük harfe çevirerek atsın. Bu case. Bu case atayacak. Şimdi yine bizim bir mesaj formuna ihtiyacımız var. Bir mesaj formu yapalım arkadaşlar. Şuradan user form şöyle buraya bir tane şundan alıyorum. Şu tab 2 delete page ile siliyorum. Tab 1'in ismine tab 1'in şunun üzerine sağ tuşa basıp rename diyorum. Buraya mesajınız diyorum. Ondan sonra bunun fontuna gelip bunu kalibri kalın 14 yapıyorum. Şu rengini de mavi yapıyorum. Sonra buraya bir label alacağım şimdi. Bizim araç kutumuz nerede? Evet, şuraya bir label alıyorum arkadaşlar. Hatta label almadan önce buraya bir grid alıyorum. Şu gridimi şöyle uzattım. Gridin içine bir mesaj yazacağım şimdi. Şu label'i alıyorum. Ondan sonra şu label'ın fontuna geliyorum. Yine kalibri olsun. Kalın olsun arkadaşlar. 24 olsun. Şunun auto size'ını true yapıyorum. Auto size true demek uzayacak arkadaşlar. Otomatik yazı boyutuna göre uzayacak. Şunun caption'ını siliyorum. Şu formun caption'ına bir şey yazmayalım. Ondan sonra buraya bir resim getirmek istiyorum. Şuraya bir picture çiziyorum arkadaşlar. Picture'ı çizdikten sonra şu aşağıda picture yazan yerden bir tane resim lazım bize arkadaşlar. İnterneti açıyorum. Buraya Google diyorum. Ne diyelim? Mesaj diyelim. Sonra görsele gelelim. Ya da uyarı diyelim. Aslında uyarı değil de information yazalım. Information ikon diyelim. Bilgi ikonu. Mesela şu ikonlardan şu kırmızı olan iyi. Bunu sağ tuş farklı kaydediyorum arkadaşlar. Masa üstüne kaydediyorum. Bir de JPEG olarak kaydetmemiz lazım. Neyse oraya kaydettim. Burayla bir işim kalmadı. Geliyorum. Masa üstündeki şu ikonu düzenle diyorum. Paint'le beraber açtım. Ve farklı kaydet diyerek bunu JPEG'e çeviriyorum. Ben mesaj diyorum. Şeyde varmış zaten ya. Arşivin içinde varmış arkadaşlar. Hiç bununla uğraşmayalım. Şurada picture'a basıyorum. Masa üstündeki arşivin içerisinde bakın şurada ikonumuz var. Sonra bunun picture size modunu şöyle seçtikten sonra mesaj ikonumuz da geldi. Şöyle. Şuranın iç rengini şöyle bir renk yapsak. Yazının da zeminini aynı renk yapsak nasıl olur? Şu label'ın da label'ın backstage'ini transparan yapıyoruz. Yazı rengini de beyaz yapalım. Ya da yeşil yapalım. Tamam, bu şekilde mesajımız gelecek.
Bir de şu resmin arkadaşlar border style'ini de böyle sıfır yapalım. Back style'ini sıfır yaptık ki. Hatta buranın üstünü de beyaz mı yapsak acaba? Şunu. Evet, böyle kalsın. Evet, bu şekilde. Bir tane tamam düğmesi lazım bize ama tamam düğmesini nereye yerleştireceğiz? Zaten çarpıya basıp kapatacak zaten. Tamam. Şimdi şunun ismini arkadaşlar LBL mesaj yapıyorum. LBL mesaj. LBL mesaj yaptık. Tamam. Şu formun ismini de şu formu da kaydedeceğiz. Formun ismini de FRM mesaj yazıyorum. FRM mesaj. Tamam. Şimdi araçlara kaldığımız yerine devam edelim. Burada eklenin içine girmiştik. Kaydedimizi yaptık. Sonra diyoruz ki FRM mesaj nokta LBL mesaj LBL mesaj nokta caption eşittir araç kaydedildi. Araç kaydedildi. Araç kaydedildi. Ondan sonra FRM mesaj nokta show desin. Sonra ne yapsın? TX'te plaka nokta value eşittir boşluk. TX'te plaka nokta set focus olsun. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kaydediyorum son haliyle. Ana menüye geldim. Baykara taşımacılık dedim. Araç ekle dedim. Mesela ne diyelim? 34 AZ 0 20. Şöyle ekleye bastım. Araç kaydedildi. Bakalım kaydedilmiş mi? Araca geldim. Bakın araç ID 1, plaka 34 AZ 020 oldu. Ama şu mesajımız güzel olmadı. Şunu şöyle uzatalım şuraya kadar. Bir daha deneyelim. Bir araç daha. Araç ekle. 34 TL 345. Şuradan ekle diyorum. Araç kaydedildi. Mesaj formumuz da çok kaba oldu arkadaşlar. Bunu bir düzeltelim ya. Hiç beğenmedim. Mesaja geldim. Sadece şöyle şunu seçip kestim. Pardon. Hepsini şöyle şunu kontrolle beraber. Nereye girdi hepsi ya? Arkadaşlar en son kaydetmiştim hatırlıyorsanız ben bunu kapatacağım. Kaydolsun mu? Hayır diyeceğim. Uğraşamam onunla. Bir daha açıyorum programı. Kaç dakika oldu? 4 dakika. Şimdi tekrar geliyorum geliştiriciden Visual Basic'e gidip şu paneli bunu kesiyorum. Şunları siliyorum. Tamam, buraya yapıştırıyorum. Şöyle. Şunu da buraya aldım. Burayı da beyaz yapacağım. Tüm alanı beyaz yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Daha güzel olacak böyle.
Evet. Şu formun arka planı da beyaz. Hepsi beyaz. Şu yazı sadece kırmızı olsun. Ya da mavi olsun. Lacivert olsun. Şuna başlık olarak da mesaj diyelim. Formun caption'ına da mesaj ismini veriyorum. Bir deneyelim tekrar. Az önce geliyorum. Bir dakika. En son kodumuzu kaydetmiştik değil mi arkadaşlar? Şu araçların içine girip ekle dediğim zaman plaka nokta. Tamam, her şey tamam. Sadece şu buton biraz yukarı çıktı. Bunun top yazan yerden bunu 33 yapıyorum. Bir de şurada Enter'a bastığı zaman şuraya gitmesini istiyorum. Tab indekslerini ayarlamıştık sanırım. Bunun 0. He, şunun tab indeksini 1 yapacağım. Şimdi listele önce kaydedeceğiz. Bir de kaydettikten sonra şurada listeleyeceğiz. Hemen listelemesini de yapalım. Şuraya of, yine yukarı çıktı ya. Şunun tab indek şey topunu 33 yapıyorum tekrar. Tamam. Şimdi eklen içine girdim. Buraya listele yazıyorum. Listele. Listele. Şimdi buraya listele yazdıysam o zaman listele diye bir prosedür oluşturmam lazım. Hemen geliyorum buraya. Sub. Tabii arkadaşlar bir de hiç fonksiyon kullanmadık. Matematiksel işlemler veya başka geri dönüş ara yani bir de function da var sub'ın yanında. Function mesela hesapla diye bir şey var. End function var. Bak gördün mü? Bu bir fonksiyon. Bir de bizde sub var, prosedür. Sub listele diyoruz. End sub. Şu fonksiyonları ben size sonra anlatacağım. Bir yer lazım olursa anlatacağım bunu. Listele dedik. Peki ne yapacak listelede? Buraya dim x as long diyoruz. For x eşittir 2 to 1 milyon diyorum. 1 milyon tane araç olmaz. En fazla 1000 araç olsun. Şurada next diyorum. Buraya diyorum ki eğer sheets araç nokta a'nın x'i nokta değeri eşittir boş ise exit for'dan çık. Dolayısıyla sayıyı bulduk. Kaç tane araç olduğunu bulduk. Şimdi yazıyoruz. LST kontrol boşluk araçlar nokta kolon kont eşittir 2 LST araçlar nokta row search eşittir tırnak içinde araç ünlem A2 2 nokta üstte B'nin x eksi 1'i. Ama onu da şöyle bir şarta bağlayacağız. Diyeceğiz ki eğer x büyüktür x büyüktür x 2'den büyük ise x büyüktür 3 ise diyelim. X 2'den büyük ise böyle den diyeceğiz. Şunları biraz içeriye alacağım arkadaşlar. Şuradan. Yani x 2'den büyüktür demek birden fazla kayıt varsa demektir. Burada else diyorum. Şurada end if. Peki değil ise x 2'den büyük değil ise ne yapacağım şimdi? Şöyle yapacağım. Bakın A2'den B2'ye kadar diyeceğim sadece. Şurada x'i karıştırmayacağım burada. A2'den B2'ye kadar listeye al dedim. Bir de şu listeleyi for yüklendiği zaman da çalıştırmam lazım.
Form activate yok mu? Yok, hazırlamamışız. Bakın form içine girdim. Şurada user form activate var burada. Şu altına da listele diyeceğim ki araçlarım gelsin. Bir de şu formun şu en üstte arkadaşlar kolon header true yapmanız lazım ki başlıkları görebilirsiniz. Başka çalıştıralım şimdi. Bakalım araçlarımız. Araç ekle dediğim zaman bakın hiçbir araç şu anda yok. Çünkü kapatmıştık hatırlıyorsanız. Hemen yazalım. 34AZ610. Ekle dedim. Araç kaydedildi. Şurayı kapattım. Aracımı kaydetti gördüğünüz gibi. Yine orada bir eksiğimiz var. Tabii arkadaşlar insan hani göre göre şurada mesajın şu label'ını uzat auto size true yaptık ama şöyle uzatmadık. Bir tane de kapat düğmesi lazım arkadaşlar bize bence. Çünkü şurada bir kapat butonu yazalım ya da tamam butonu yazalım şuraya. Buraya da tamam diyorum. Şuraya BTN tamam. Aslında burada bunu ekranda 30 saniye durdurup otomatik kapatırsa daha güzel olacak bence. Kendisi biraz ekranda bekleyip kapansın. O zaman nasıl yapıyorum? Şöyle yapıyorum bakın. Şunun activate kısmına geliyorum. Buraya dim x as long diyorum. Buraya application nokta white white diyorum. No white diyorum. Pardon. Ne kadar bekle? Type 00002. No artı şimdi tırnak içinde yazacağım. Şimdiki saate 2 saniye ekle. Ondan sonra unload me. Şu long ben başka bir şey düşünmüştüm ama bunu kullanmayacağım. Şöyle bir bakalım. Mesaj tamam. Hatta şuranın arka planı siyah yapsak. Şu yazıyı da yeşil yapsak arkadaşlar. Belki de daha güzel olur. En parlak yeşil. Şöyle bir araç daha tanımlayayım. Geldim buraya. Araç ekle. 34TR080. Ekle. Tip mismatch. Tip hatası. Şurada yazılışı nasıldı arkadaşlar? Bakın bir hatamı göreyim. Arkadaşlar burada no artı demişiz. Burada 00'ın ne olduğunu bu text olarak şu anda algılanıyor. Ben gerçekten unutmuşum şunu. Buna time value dememiz lazım. Time value. Bakın time yazıp kontrol boşluğa basınca bakın şurada time value. Yani zaman değeri anlamında parantez içinde şunu yazmamız lazımdı. Yoksa normal teksti nasıl ekleyecek? Evet bu şekilde. 2 saniye ekranda bekle. Hatta 1 saniye desek nasıl olur? Bakalım. Araç ekle dedik. Mesela 34 SD077 ekle diyorum. Evet, çok az bir zaman kaldı ekranda. Bunu iki yapmakta fayda var. Mesaja geldim. Şunun içine girdim. Buraya artı 02 diyorum. 2 saniye beklesin. Bir de şöyle bir eksiğimiz daha var. Şu araçlardaki şu bunun fontunu arkadaşlar. Kalibri kalın 12 yapalım. Daha güzel olur diye düşünüyorum.
kaydettim son haliyle ve çalıştırıyorum. Araç ekle, gördüğünüz gibi aslında burada ID'yi göstermesek daha güzel olacak. Sadece plakasını gösterelim. Hemen nasıl ID gizleyeceğimizi de görelim arkadaşlar. Bunun şu listelerin içine geldim. Burada A2'den B2'ye kadar göster dedim. Bir de şuraya EST araçlar nokta kolum arkadaşlar kolum yazan yerde kolum hangi kolum 0 nokta disable inşallah doğru yapmışımdır. Tamam. Şuraya kolon bir dakika ne yapıyorum ben ya? Tamam. Hiç visible'a gerek yok. Sadece şunu yazacağız. Şuraya LST araçlar nokta kolon width var arkadaşlar. Eşittir tırnak içinde 0,200 dersek 0 noktalı virgül virgül evet. Yani şunu demiş olduk. Şöyle bunu kopyalayayım. De şuraya. Bunu kolon 2'dir bu da. Tamam. Şuraya da yapıştıralım. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar. Bakın. Birinci kolonumuzu 0 yaptığımız için aynı şekilde gizlemiş olduk. Gördüğünüz gibi plakalarımız burada. Yine boş bir plaka kaydettik. Burada da bir hata var. Şu ID'yi de arttırdı boş boş. Şu plaka bu 3'tü arkadaşlar. Bir tane boş kayıt yaptık. Şurada gördüğünüz gibi 4. ID boş kayıt yaptık. Hatamız var. Şimdi boş kayıt yaptırmamamız lazım. Burada diyeceğiz ki eğer TX'te plaka nokta value eşittir boş ise then exit sub diyeceğiz. Yani boş kayıt yapamayacak. Bakın. Boşa tıkladığım zaman boş kayıt yapmayacak artık. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Şöyle en son ne yaptık? Şuradan. Bir görelim. Burada araç ekleme formülü oluşturduk. Yeni bir plaka mesela 34 değil de 20 mesela 22AZ 450 ekle diyorum. Araç kaydedildi. 2 saniyeden sonra da ekranda kayboldu. Araçlarımızı bu şekilde listeliyoruz. Çalışan ekleme onu yapacağız. Buradaki enter'la geçişlerimizi yaptık. Hepsine isim verdik. İşçi eklememizi hazırladık arkadaşlar. Şurada araç ekle. Bunu bu şekilde çift tıkladığım zaman şu listeye aktaracağım. Bu şekilde devam edeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı da bir sonraki derste. Hepinize iyi geceler arkadaşlar.